Doktor Nevzat Atlı yönetimindeki TRT Klasik Türk Müziği Korosu'nun yeni bir programında tekrar beraberiz. Değerli seyirciler, bu programda sizler için derlediğimiz ses dizilerinden ilki 17. yüzyıldan geliyor. Bu güzel musiki, sanat tarihimizde saygıdeğer yeri olan bir bestecinin, Mustafa Itri Efendi'nin. Daha önceki programlarımızda ondan uzun uzun söz etmiştik. 72 yıllık yaşamını köklü bir kültür temelinde oluşturup, çok yönlü sanatını bu kültüre dayandırarak ölümsüzlüğe ulaştırmasını bilen bir kişi Itri. İyi bir hanende, usta bir neyzen, talik yazıda seçkin bir hattat, divan sahibi bir şairdi. Itri adı şiirlerinde kullandığı takma addır aslında. Bu ad Buhurizade Mustafa Efendi'nin bestelerinin de imzası olmuştur sonradan. Yaşamında tek bir garip yanı vardı. Böylesine iç dünyası derin ve zengin bir sanat adamının yıllar yılı esirciler kahyalığı yapması. Geçim zorunluluğundan olsa gerek derler. Bini aşkın eser verdi Itri. Zamanın akışında çoğu yılların engellerine takıldı, kaydı, kayboldu. Günümüze ne yazık ki ancak 40 kadarı ulaşabildi. Bu noktada dilerseniz Yahya Kemal'in mısralarında teselli arayalım ve diyelim ki: öyle bir musikiyi örten ölüm, bir teselli bırakmaz insanda. Muhtemel görmüyor henüz gönlüm, çok saatler geçince hicranda, düşülür bir hayale zevk alınır, belki hala o besteler çalınır, gemiler geçmeyen bir ummanda. Şimdi sizlere bu büyük musiki ustasının Itri'nin Buselik bestesini sunuyoruz. Her gördüğü periye gönül müptela olur, ama demez ki sonra görünmez bela olur. Düş saye gibi payine ol nahli nevresin, bir gün olur ki meyve-i mihrü vefa olur. Thank you.
Şimdi 19. yüzyılın ünlü bir bestecisindeyiz. Zekai Dede Efendi 1825 yılında İstanbul'da doğdu. Upuzun bir yaşamı zengin musiki verimiyle değerlendirerek öldü. O da Hattat Tıtrı gibi. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'den sülüs ve nesih öğrenmişti. Bestelerine ilahilerle başladı, sonra her türden eserler verdi. Çağımıza 260'ı aşkın bestesi ulaşan Zekai Dede Efendi'nin şimdi bir Hisarbuselik yürük semaisini dinleyeceksiniz. Gönlüm hevesi zülfü siyehkare düşürdüm. Mürgi dilimi ateşi hicrane düşürdüm. Gül şevkine bitap bugün naleler ettim. Sadpare dili goncayı gülfame düşürdüm. Thank you.
Şevki Bey'den, 19. yüzyıl sonlarında yaşayan bu bestecimizden çeşitli kereler söz ettik, şarkılarına programlarımızda yer verdik. 30 yıllık ömrüne 1000'den fazla eser sığdırmak gibi inanılmaz bir verim gücüne ulaşan Şevki Bey'deyiz yeniden. Sizlere onun Hicaz makamından bir şarkısını sunuyoruz. Severim canı gönülden seni tersa çiçeğim. Seni kabil mi görüp sevmemek ey göz bebeğim. Sana hemta bu güzellikte bulunmaz meleğim. Seni kabil mi görüp sevmemek ey göz bebeğim. Yeah.
Rıfat Bey. Müzikisinin yanı sıra renkli, duygusal, iniş çıkışlarla dolu yaşamıyla da ilgi çeken bu bestecimizin sevilmiş bir Hicaz şarkısını dinliyorsunuz. Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi? Açılmış goncalar güller mesar eyyamıdır şimdi? Hezar asa figan etme, gönül şevkiyle handan ol. Açılmış goncalar güller mesar eyyamıdır şimdi? Değerli seyirciler, programımız iki Hicaz Köçekçe'yle tamamlanıyor. Güzel gel aklımı aldın, bir bakışla gönlüm çaldın ve bir sevda geldi başıma. Thank you.
Doktor Nevzat Atlı yönetimindeki TRT Klasik Türk Müziği Korosu'nun programı burada sona eriyor. Yeniden beraber olabilmek umuduyla hepinize mutluluklar dilerim.